Evet. Komparatif ve süperlatif konusunda yine bizim Almanca'da önemli olan konulardan birisidir. Çok fazla karşınıza çıkar. Bunlara karşılaştırma sıfatı diyoruz. Eğer iki nesneyi karşılaştırmak istiyorsanız komparatif kullanacaksınız. Eğer üç ve daha fazla bir nesneyi karşılaştırmak istiyorsanız orada da süperlatif olacak. Tabii bunlar bazı eklerle oluyor. Bunlardan biri E'dir. Yani E bazılarında kullanılmıyor ama kullanılanlardan sonra da ST kesinlikle kullanılması lazım. E'yi istisnai durumlara göre kullanıyoruz. Şimdi en basit haliyle başlayacağız ama şöyle bir kuralımız daha var. Eğer kullandığımız kelimede A, O ve U harfleri varsa bunlar tamamen noktalı harflere dönüşüyor. Mesela Ö, Ü, bir dakika kayma oldu. O, Ö, burada ise Ü. Yukarıda noktalı A yapıyoruz bunu. Yani direkt biz kelimelerimizi çevirmemiz lazım. Bir de kesinlikle bilmemiz gereken üç tane fiil var. Bunlar good. İlki good'dur. Buraya geçtiğinde good komparatifte B sağ oluyor. Daha da ilerisi süperlatife geçtiğinde ise am besten şekline geliyor. Her zaman süperlatif kalıplarda eğer fiillere gönderme yapıyorsak burada am besten olarak kullanacağız. Ya da herhangi bir artikel geliyor, beste şeklinde olabilir. Daha sonra geliyoruz bir sonraki kalıba. Bir diğer bilmemiz gereken fiil kalıbı. Fiili biliyorsunuz çok anlamına geliyor. Buraya Evet. geçtiğinde mer olacak. Daha çok. Güzel. Buraya da geçtiğinde am meisten oluyor. Yine meiste olarak karşı tarafa atabiliriz. Daha sonrası bir diğeri gen kalıbı sevmek anlamına geliyor. Burada liber, burada da am liebsten oluyor. Bunlar her zaman için istisna ile olanlardır. Diğerleri artık kurallara göre yapabiliriz bunları. Mesela müde, yorgun demek. Burada müder, daha yorgun. Bu tarafta ise am müdeste, en yorgun. Daha sonrasında şöner. Bu kısımda ise am şönsten. Mesela burada en takısı kullanılmıyor. Direkt şönsten şeklinde yazıyoruz. Bir diğeri mesela gross kelimesi. Evet. Gross'da yine aynı şekilde O harfi var. Buraya geçtiğinde grozer oluyor. Yani ö yapıyoruz. Burada ise am grozer. Ne yaptık? Yine aynı. Ö'yü getirdik ama e getirmiyoruz tekrardan. Hatta burada s bile getirmedik. Çünkü groz s'te iki tane s olduğu için burada gerek olmadı. Bir diğer kelimemiz mesela ho yüksek anlamına geliyor. Burada höher oluyor. Karşı tarafta ise Amherst'ın oluyor. Daha sonra yine kullandıklarımızdan bakalım hangisini kullanabiliriz. Toyer. Toyer de kendi başına bir istisnai kelimedir. Bu tarafa geçtiğinde Toyer olur. Karşı tarafta ise Toyres'ten olur. Tamam. Toyres'ten. Toyre resten. Ha, şimdi Ha, oldu. Toyer. Evet, şimdi oldu. Toyres'ten şekline geliyor. Biraz uzun oluyor orada. Daha sonra la kelimesi var sıfatlardan. Yine geniş evet. anlamına geliyor. Burada da yine noktalı oluyor. Lenge oluyor. Burada ise am lengesten oluyor.
D yok. Pardon. Burada noktalı olacak. A son noktasını burada ekleriz. Sizin var mı aklınıza gelen herhangi bir sıfat? Mesela kulüp. Yok, kulübü bilmiyorum. Kulüp akıllı demek. Akıllı, zeki gibi. Clever. Burada Klüger oluyor. Daha akıllı. Ha, kuluk. Aha, kuluk. Burada da tamam. Klükste. Evet. Başka ne olabilir? Billig var mesela. Ucuz. Billiger. Evet. Erken bak. Billiger. Aha, Billiger. Fligest'in. Evet, Fligest'in. Yani bir nevi kaynaştırma gibi kullanıyoruz orada. Yani hepsini ama ben... Burada E kullanmasak da oluyor. Herhangi bir problem yok. Fligest'in. Aha, Fligest'in. Yani bunlarda E duruma göre koyulup koyulmaması değişiyor. Klein var mı? Vardır yani. Evet, Klein. O direkt düzenli zaten. Klein. Kleiner. Kleiner. Am Kleinest mi? Am Kleinest. Hepsinde süperlatifte am var değil mi? Eki. Var var. Süperlatifte oluyor ama bunları nasıl kullanabiliyoruz? Şimdi onlara bakalım. Tamam. Yani nerede am kullanacağız? Nerede onu kullanmayacağız? O da bizim için önemli. Mesela diyorum ki, şurada bir cümle açalım. Evde olduğum için mouse kontrol bazen zorlaşıyor. Diyorum ki, Martin is, hangisini diyelim buna? Şu zeki diyelim mesela. I'm Clixton in there class. Martin sınıfın en zeki, en akıllısıdır. En zekisidir. Ya da diyorum ki Konya is, Konya is am grüsten. Aha, olur. İm Türkay. İnder Türkay. İnder Türkay. Hı hı. Burada da yine aynı şekilde dedik ki Türkiye'de en iyi, en büyük yerdir. Daha sonrasında bu tarz cümlelerde mesela kullanabiliriz. Uzun cümle olarak şöyle de yapılabilir. Mesela ich koche lieber. Yemek pişirmeyi daha çok seviyorum. Fakat aber ich esse ya da farklı bir şey diyorum. Hobilerden farz ediyoruz mesela. Ich spiele am besten ya da am liebsten Fußball. Yemek pişirmeyi daha çok seviyorum. Fakat en çok futbol oynamayı seviyorum. Şunun öncesine bir hobi daha getirebilirsiniz. Ha. Şeyde, konuşmada da bunlar eklenebilir. Tabii. Orada da yine kullanabilirsiniz. Ich esse gern pizza. Ich koche lieber. Pizza yemeyi seviyorum. Pişirmeyi daha çok seviyorum. Fakat en çok futbol oynamayı seviyorum. Yani bu tarz, eğer yükleme gönderme yapıyorsak bu kalıpları kullanacağız. Amlı haliyle. Şurayı da yukarıya yazalım. Peki bu kalıp nerede kullanılmaz? Bizim için önemli olan bir diğer kısım da direkt o. Bu tarz yapılarda direkt kökü alacaksınız. Mesela am Mayıs'tan da direkt Mayıs kısmını alıyoruz. Şurada ben best de yazdım ama best de değil o. Direkt best kısmı olacak. Ha. Burada E'yi fazladan yazmışım. Mesela
Bu da nasıl olabilir? Artikel kullanmanız gerekiyor. Herhangi bir artikelle beraber yapacaksın. O yüzden de buraya diyoruz ki artikellerle kullanımı. Peki nasıl olur bu? Şöyle yapalım. Diyorum ki the größte Stadt ist Konya in der Türkei. Yani burada bu şekilde kullanmış oluyorum. Bir nevi isimle birleştiriyorum. Ya da die die schönste ya da das yapalım. Das schönste Pizza güzel bir isim. Pizza. En lezzetli yemek ya da en güzel yemek pizza. Şey gibi olabilir mi? Ich denke das, das schönste Essen ist Pizza. Bana göre gibi ya da bence gibi. Tabii tabii. O tarz fikirlerde belirtirken kullanabiliriz. Tabii bunları Besser'la da kullanabiliriz. Ya bence daha iyi araba Mercedes. Ya da Mercedes daha iyi bir arabadır. Bekliyorum ki ich denke ya da BMW ist ein besseres Auto. Mesela böyle direkt sıfat çekimlemesine de uygulamanız gerekiyor. Hani geçen derste görmüştük ya. Eğer bu tarz yapıda kullanırsanız mutlaka sıfat çekimini kullanacaksınız. Daha iyi geldi. Dasa. Aha. Burada B sere S taksi geldi. Mesela şey de diyebilirim. Dastan dolayı değil mi? Aha, evet. Mesela diyorum tamam. Ki o daha iyi bir arabayla geldi. Er kommst. Er kommt. Geçmiş zaman olacak. Er ist. Nach Hause. Ha, eve mi? Er ist nach Hause daha iyi dedi. Daha iyi bir araçla. Ha. Ein iyi. Besseres. Auto kommen mi olacak? Hayır. Çok yanlış var. Gekommen. İlk önce bizim hani daha iyi bir araçla dedik ya. Orada mit kullanmamız gerekiyor zaten. Kafadan bunu getireceğiz. Bunu getirelim ki dativ yapalım kelimeyi. Bu olmadan dativ olmaz. Mit einem besseren Auto. Daha sonra da geldi kısmında gekommen. Er ist nach Hause mit einem besseren Auto gekommen. Araç ile onunla beraber gelmiş olduğu. Evet, tabii ki. En iyi, yani daha iyi bir arabayla geldi. O eve evet. Daha iyi bir arabayla geldi. Ya da pahalı diyebiliriz. O daha pahalı bir nereye geldi? Ya da o daha pahalı bir araba satın aldı. Ya da derli bir şey yapalım. Mesela akuzatif olsun. Er hat einen teuren derli ne olabilir? Masa, komputer. Tamam, komputer. Er hat einen teuren komputer gekauft. O daha pahalı bir bilgisayarı satın aldı. Mesela burada da yine aynı çekimlemiş oldum. Ama deseydim en pahalı bir bilgisayarı satın aldı. O zaman en pahalı derken mecburen bir kullanamam. Onu artık şey yapmam lazım. Belirli artikelle kullanmam gerekiyor. O zaman da Toyres'ten şekline geliyor. Ben Toyres'ten komputa gekauft. O en pahalı bilgisayarı satın aldı. Yani gösteriyorum.
Ama dersem o pahalı bir bilgisayar satın aldı. O zaman direkt Erhard aynen Computer BK. Tabii bu kadar detaya da çok girmeye gerek yok. Bunları konuşma kalıplarında çok fazla kullanmazsınız. Ama atıyorum bir metinlerde falan gördüğünüzde mutlaka aklınıza gelsin. Gözle aşinalı olmasını isterim. Çünkü metinlerde çok fazla çıkacak bunlar. Tamamen eğer artikelle kullanılıyorsa bir isme yani bir nesneye gönderme yapıyordur. Nesneyle kullanılıyorsa yani amla kullanılıyorsa burada da genelde fiile gönderme yapılıyor. Yani pişirmeyi daha çok seviyorum. Futbol oynamayı en çok seviyorum gibi. Ama burada direkt nesneyle beraber kullanılınca o zaman am takısı gitmiş oluyor. Anladım. Yani kalıp bu şekilde. Sormak istediğim bir yer var mı burayla ilgili? Şey diyecektim. Di artikellerle kullanımı yazdık ya ilk örnek. Di gross eşit Aha evet. sağ. Gross ne soracaktım ben burada? Ha, sadece neyi mi kaldırıyoruz? Yani normalde biz bunların kökünü alıyoruz direkt. Gross mesela. Direkt kökü alıyorsun. Gross o şey oldu. E, Çekimlemiş dün, oldu. dün yaptığımız dersten dolayı E takısı mı geldi? Aha evet. Artikel belirli olduğu için biz orada E'yi getirdik. Ha, tamam. Ama orada mesela büyük bir şehirle deseydim o zaman ne olacaktı? Mit der Großstadt. Büyük bir şehirle. O zaman da direkt ek geliyordu. Burada Evet. tamamen eke göre değişiyor. Anladım. Yani eğer artikel değişmemişse orada sadece bunlara E takısı getirebilirsin. Ama artikeli değiştiriyorsan ister komparatif olsun, ister normal, ister süperlatif, sorgusuz sualsiz hepsine N takısı geliyor.